Herkese merhabalar, 7'den 8'e kampımıza cümleli anlamıyla devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç Helal'de benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Uzun bir yolculuğa çıkmıştık seninle. Ve şimdi 8. sınıftan artık LGS'ye gireceğiz. Ve bu yolculukta 7'den 8'e kampındayız. Ardından LGS kampımız gelecek, ilk tekrar kampımız gelecek, son tekrar kampımız gelecek. Ve hayallerimizdeki liseyi 2025 LGS'de inşallah kazanacağız arkadaşlar. Bu arada 2024 LGS sonuçları açıklandı. Bazı arkadaşlar Türkçe dersinin önemini bir kez daha anladılar. Gerçekten çok kitap okuyan öğrencilerin çok soru çözse bile sözelde çok soru çözüp Türkçeyi sağlam alan öğrencilerin gerçekten sınavda başarılı olduğunu gördük. Dolayısıyla tabii ki matematik efendim çok çok değerli, sayısal çok çok değerli ama Türkçe dersindeki yapılan hatalar hiç affedilmiyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe bizim ana dilimiz. Türkçeyi seviyoruz. Türkçede hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. O yüzden geçen seneki LGS'de de çoğunluğu oluşturan anlam bilgisinin 2025 LGS'de çoğunluğu oluşturacağını eminiz. O yüzden bugün sizlere bu konuyla alakalı hem gelmiş şimdiye kadar çıkmış soruları inceleyeceğiz. Hem de nasıl geldiğine bakacağız. Hatta şöyle göstereyim bak şurada. E, sayfamız nerede? Yani mesela hangisi kesin olarak söylenirden kaç soru gelmiş? Veyahut da neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuçtan kaç soru gelmiş? Hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla LGS Türkçe'de şu çok çok önemli anlam bilgisi. Çünkü bize paragraf soracaklar. Bize cümlede anlam soracaklar. Bize sözcükte anlam soracaklar. O yüzden bu sorulara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. ikisini zaten halledeceğiz fiilimsiymiş, cümle ögeleriymiş... cümle türleriymiş, yazılmış, noktalamaymış. Bunların hepsi kebap inşallah. Şimdi sözcükler cümleleri oluşuyor Tonguç'um. Cümleler de metinleri oluşturuyor. Biz bugün cümle anlamına bakacağız. Geçmiş yıllardaki sınav sorularına baktığımızda 2024'e dahil olmak üzere baktığımızda sözcükte anlamdan iki soru geliyordu ama cümlede anlamdan ortalama üç soru geliyor. Geçen sene de üç soru geldi. Dolayısıyla 2025 LGS'de de biz üç soruyu bekliyoruz Tonguç evladım benim. Diğer konulardan bazen geliyor bazen gelmiyor ama cümlede anlam çok çok önemli bir konu. Şimdi bugün ne yapacağız? Cümlede anlamda bir bilmemiz gerekenlere bakacağız. Ama esas önemli olan LGS'de nasıl geldiğine bakacağız arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Şimdi ben sözcükte anlam videosunun alttaki yorumlara baktım. Bazı arkadaşlar demişler ki hocam konuyu hızlı geçmişsiniz. Direkt sorulara yönelmişsiniz. Arkadaşlar LGS'de hangisi gerçek anlam, hangisi mecaz anlam diye soru gelmediği için... Altı çizili sözde anlatılmak istenen nedir şeklinde direkt soru geldiği için bizler de sorular üzerinden gidiyoruz. Bugün de direkt soruları inceledik arkadaşlar. Yani 2000, 18'deki, 2019'daki, 2020'deki, 2021'deki, 2022, 23, 24 bütün sınav sorularını inceledik ve bu sorulara uygun bir şekilde acaba 2025'te nasıl gelir bunu sizlere göstereceğiz. Bakın 2000'li yıllara baktığımızda hangisi kesin olarak söylenir ki birazdan da göreceğiz nasıl geldiğini göreceğiz. Yani bu cümleden hangisi kesin olarak çıkarabilir soruları mutlaka soruluyor. 2018'de 19'da 21'de 22'de 23'de sorulmuş. Geçen sene sorulmadı ama bu sene tekrar sorulacak. O yüzden hazırlıklı olun arkadaşlar. Bu cümleyle atılmak istenen nedir sorusu hemen hemen her sene geliyor. Geçen sene geldi bu sene de gelecek. İki cümlenin doğru birleştirilmiş hali bu da son yıllarda hep soruluyor. 2023'te sorulmamıştı ama geçen sene soruldu. Bu sene de yine sorulacak arkadaşlar hazırlıklı olun. Duygu cümleleri yani ön yargı, öneri bunları da birazdan göstereceğiz ama sorular üzerinden göstereceğiz. Burada yine son yıllarda sorulmuyor fakat neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç hep soruluyor. Hatta geçen seneki videolarımızı izlerseniz koşul sonuç mutlaka mutlaka gelecek dedik ve 2024'te geldi arkadaşlar. Bu sene birazdan sizlere göstereceğiz. Neden sonuçtan, amaç sonuçtan, koşul sonuçtan soru gelecek. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Anlamca yakın cümleler bazı yıllar gelmiyor ama bu yıl geldi. Özel neselden bazı yıllar gelmiyor ama geçen sene yine geldi. Karşılaştırma ve benzetme mutlaka geliyor. Son yıllarda gelmemişti ama yine geldi arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Bilmemiz gerekenler nedir? Birincisi arkadaşlar koşul cümlesi ve şart cümlesi aynı şey. Bakın geçen seneki sınav videomuzda hazırlık videomuzda kesin gelir demiştik. Geldi bu sene de hazırlık olmanızı istiyoruz. Koşul cümlesi yani çalışırsanız kazanırsınız. Gayret gösterdiğiniz zaman kazanırsınız. Gayret göstermedik mi kazanamayız çalışmazsak kazanamayız gibi. Şimdi biz 7'den 8'e hazırlık kampımızda videoları gösteriyoruz. Siz sonrasında 7'den 8'e hazırlık setindeki soruları çözdüğünüzde buradaki soruları çözüp yanlış yapıp doğrusunu öğrendiğinize kazanabiliyorsunuz. Burası çok çok önemli. Ha bu arada çok güzel bir duyurum daha var arkadaşlar. Bugün Tongucayla.com'da saat 16'da ücretsiz matematik cebirsel dersler ifadesi var. cebirsel ifadeler dersi var daha doğrusu. Bu videoda hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Canlı yayında izleyin bakalım. Dershanede dersler nasıl gidiyor bunları görün arkadaşlar. Şimdi kesin olarak söylenebilir sorularında şuna dikkat edin. Söylenebilir ve söylenir aynı şey değil. Mesela diyelim ki bu masanın üzerinde, bu masanın üzerinde çok güzel kalemler var. Bu söylenebilir mi Tonguç Elad'ım Hayır hocam. Hayır söylenemez. Çünkü bu masanın üzerinde dört tane kalem olduğu söylenebilir ama çok güzel kalemler olduğu kişiden kişiye değişebileceği için söylenemez. Yani bu masanın üzerindeki kalemlerin güzelliği Kesin değil. Ama kesin olan bir şey varsa bu masanın üzerinde dört tane kalem var. Bu masanın üzerinde bundan önce daha fazla kalem olmuş olabilir. Daha güzel kalemler olmuş olabilir. Ama kesin olan bir şey senin gördüğün şey ne? Burada dört tane kalem oldu. Üçten fazla kalem oldu. Ya da ikiden fazla kalem oldu. Ama şunları söyleyemez. İşte bu masada eskiden on tane kalem vardı. Bunu bilmiyoruz. Evet gerçekten on tane kalem vardı. Bir sürü kalem vardı ama burada kesin olarak söylenen bakılan cümleye göre gelecek. Mesela bu yaz tatilinde en çok Kekova'yı gezdim dediği zaman bu yaz tatilinde başka yerleri de gezdi anlamı çıkabiliyor. Ama en çok Kekova'yı gezdim diyorsa eğer burada Kekova'yı sevdiği anlamı çıkmıyor. Mesela bu yaz tatilinde en çok Kekova'yı gezdim o zaman Kekova'yı seviyorum diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Diyebiliriz ama en çok Kekova'yı gezdim dediği için sevip sevmediğini söyleyemeyiz. O yüzden bu yanlış olmuş oluyor. Birazdan bununla alakalı da soruları göstereceğiz. İkinci ünlülerin birleştirilmiş hali de çok çok önemli. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz soruları inceleyelim. <laughs> Şimdi birincisi koşul cümlesiyle şart cümlesi aynı anlama geliyor. Yani Mesela diyelim ki bana bir koşul cümle söyle LGS'ye çalışırsak başarılı oluruz. Harikasın bak. SSA kullandı. Neden? Çalışırsak başarılı olur. Çalışmazsak başarılı olamayız. Dolayısıyla koşul şart cümlelerinde SSA ifadesine dikkat etmemiz lazım. Tabii ki her zaman SSA almak zorunda değil. Bazen işte çalıştın mı başarırsın. Çalışmadın mı başaramazsın. Veyahut da çalıştığında başarılı olursun gibi anlamlarda gelebilir. Ama genellikle LGS'de çıkan sorulara baktığımızda ya da soru bankalarına çıkan sorulara baktığımızda hep SSA'lı şekliyle geliyor. Bir de şu da önemli kesin olarak söylenir ile söylenebilir aynı anlama gelmiyor. Mesela şöyle düşünelim Tonguç'um. Bu kalem kutunun içerisinde işte kalemler var öyle değil mi? Mesela bununla alakalı söylenebilecek şeyleri bana söyler misin? Bu kalemler çok güzel, bu kalemler çok güzel yazıyor hocam. Ya ya. Bunlar bana söylenebilir misin? ama misin? kesin olarak söylenirleri söylemedin. Bu kalemler çok güzel dedin ama sana göre güzel belki bana göre güzel değil. Veyahut da bu kalemler güzel yazıyor dedin ama belki de çıkaracağım deneyeceksin yazmayacak. Daha yazıp yazdığını görmüyorsun. Mesela şu mavi kalemin yazdığını gördün ama bunun yazıp yazmadığını görmedin. Buradan kesin olarak çıkaracağın şeyi söylüyorum. Bir, bu kalemliğin içerisinde kalemler var. İki, iki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on beş tane kalem var. İşte kalemlerden bir tanesi ters dönmüş. E, hatta iki tanesi ters dönmüş. Ama diğerleri üst kapakları yukarıda. Yani böyle kesinlikle gördüğünü söylemen gerekiyor. Dolayısıyla görmediğin şeyi ve hatta yüzde yüz ulaşamayacağın şeyi kesin olarak söylenilerde söylemiyorsun. Mesela diyelim ki şöyle söyleyeyim sana. En sevdiğim şehir İstanbul'dur. En sevdiğim şehir İstanbul'dur. Bu cümleden Kesin olarak çıkacak olan şey şu. Bir, bu adam İstanbul'u çok seviyor. İki, başka sevdiği şehirler de var. Çünkü en sevdiğim şehir İstanbul diyor. Demek ki daha sevdiği şehirler de var. Hani sevdiğim şehir İstanbul'dur dese tek İstanbul'u seviyor anlamına gelir. Ama en sevdiğim dediğine göre demek ki daha sevdiği şehirler de var. Buradan da bu anlamı çıkarabiliyorsun. Bunu zaten örtülü anlam olarak da söyleyebiliyoruz. Mesela bu kalem de yazmıyor dediğin zaman... Ne anlama gelir bu Tonguç? Demek ki yazmayan kalemler de var. Harikasın. Bak bu kalem de yazmıyor. Demek ki başka yazmayan kalemler de var dediğin harikası tebrik ediyorum seni. Ve iki cümlenin birleştirilmiş hali sorularında da zaten birazdan soruları da göreceğiz. Mutlaka mutlaka cümlelerin içerisindeki ifadelerin eksik olmamasına dikkat edeceğiz. Sonuç herhalde benim. Şimdi hatta LGS'e gelen şekilde soruları bir inceleyelim. Sonrasında da şu kavramların üzerinden geçelim. Ardından da hemen ödevimizi vereceğiz ve videomuzu bitireceğiz Tonguç'um. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. Müzik <laughs> 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Tongucmaza.com ve tüm kitapçılarda. Gelelim buraya. Demiş ki, bu cümleye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor, tamam mı? Türkiye 2023'te geçen sene geldi bu. Türkiye'nin sayılı şairlerinden olan sanatçının Kırık Tarsesi adlı şiirini diğer şiirleri kadar başarılı bulamadım diyor. Bak, sen şimdi buradan bazı ifadelere ulaşabiliyorsun, bazılarına ise ulaşamıyorsun. Kafadan atarak, yorum yaparak yapamazsın. Türkiye'nin sayılı şairlerinden olan sanatçıymış. Bak, sanatçının başarılı olduğu söylenebilir. Çünkü sayılı şair. Ee, Kırık Tarsesi adlı şiirini diğer şeyleri kadar başarı bulamamış. Demek ki kırık tarz şiirini kötü bulmuş değil de diğer şeyleri kadar başarı bulamadığı anlamı çıkıyor. Demek ki çok kötü rezil bir şiir demiyor bak. Diğer şiirleri kadar başarı bulamadım. Diyelim ki diğer şiirleri süper başarılı. Bu da az başarılı olabilir. Dolayısıyla buradan kırık sesini sevip sevmediğine dair çıkarabileceğin ifade diğer şeylerden daha az sevdiği, diğer şeyleri kadar başarılı bulamadığı anlamıdır. Dolayısıyla burada zaten ben sorunun hepsini yayınlayamıyorum. Sizler de zaten soruyu çözersiniz ama bu şekilde veriyor. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Yalnız bir, işte iki ve üç diyor. Veya şuna bakalım. Kekova bu yaz tatilinde gezdiğim koylar içinde en güzel olanıydı. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır diyor. Kekova nerede oluyor? Antalya'da Tonguç'um çok güzel bir yer. Gerçekten Demre'de süper bir yer. Şimdi bak sana böyle soru veriyor LGS 2022'de. Sen buradan bu yaz tatiline gezdiğim koylardan hiçbiri Kekova kadar güzel değildir diyor. Çünkü en güzel olanı Kekova ise hiçbiri Kekova kadar güzel değildir. Hani az önce demiştim ya en güzel şehir İstanbul'dur diyorsan işte en sevdiğim şehir İstanbul'dur diyorsan başka sevdiğin şehirler anlamı da ortaya çıkıyor. Ama en sevdiğin İstanbul'muş. Bu adam diyor Kekova en güzel olanı diyor. Demek ki daha az güzel olanları da var diyeceğiz. Ve hatta 2021'de diyor ki çok sevdiğim şehirlerden biri olan Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk görmek. Bir kez daha gezecek. Demek ki o zaman Erzurum'u bir kere gezmiş bir kez daha gezecek. Ama iki kere mi, üç kere mi, dört kere mi, beş kere mi bunları bilmemiz lazım. Bir kez daha gezecek. Bak şimdi bir kere gezmiş, bir kez daha gezecek. O zaman iki defa gezi anlamı çıkar mı? Çıkmaz hocam. Harikasın. Niye? Çünkü daha bir kere gezmiş. İkinci daha gezecek çünkü. Gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum diyorum diyen biriyle ilgili hangilerine kesinlikle ulaşılır diyor. İşte çok sevdiğim şeylerden biri dediğine göre başka sevdiği şeyler var diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. İşte buna benzer soruları dikkatli bu Tonguç'um. Anadolu'yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak bak hep böyle Maçka, Erzurum, Kekova hep öyle gidiyor. Maçka'yı her zaman özlerim. Demek ki Anadolu'yu köy köy dolaşmış ve Maçka'yı da çok sevmiş diğerlerine göre. Bu cümleyi dile getiren kişi için hangisi kesin olarak söylenir diyor. Bak kesinlikle söylenir. Kesin olarak söylenir. Maçkayı tekrar görmek istediğini kesin söyleyebilirsin diyoruz. Şimdi veyahut da 2018'de çıkmış mesela. Diyor ki Küçük Prens'in Güzel Hikayesi adlı bu nefis kitap Antoine de saint Exupéry'nin yazdığı şey falan diye gidiyor mesela. Burada söylemek istediği şey şu. Hangisi kesin olarak söylenir diyor. Uzun bir paragraf olduğu için burada sorunun hepsini veremedim. Ama bu soruları mutlaka çözerek bu konuyu pekiştirmelisiniz. Demek ki kesin olarak söylenebilirler de hiçbir şekilde yorum katmıyoruz. Dikkatli bir şekilde kesin olarak çıkabilecek şeylere bakıyoruz. Ve örtülü anlamada dikkat ediyoruz. Yani az önceki gibi bu kalemde yazmıyor diyorsam demek ki başka yazmayan kalemler var anlamına gelir. Şimdi peki Yine genel, en çok gelen sorulardan bir tanesi demiştik. Altı çizili cümlenin bu mette anlam hangisidir demiş LGS 2023'te. Altı çizili cümle de şuymuş. Bizden önceki kuşakların açtıkları edebi damarları genişletiyoruz. Bak şimdi kolumuza damarlar var, vücudumuza damarlar var. E, bizden önceki kuşaklar yani eskilerin açtığı damarlar varmış. Onları genişletiyorlarmış. Allah Allah. Biraz... Korktum hocam. Yok korkma burada bir mecazi anlam var. Yani somutu soyutlaştırıyor bak. Somutu soyutlaştırıyor. Damar somut bir şey ama bunu soyut bir anlamda kullanıyor. Şimdi... Edebi mirasımıza sahip çıkıp, çünkü bizden önceki kuşaklar diyor, ona yeni bir yorum katıyoruz diyor. Yani damarları genişletiyoruz. Burada somutu soyutlaştırman gerektiğini unutma Tonguç'um. Veyahut da şuraya bakalım, yine 2023 sorusu. Kelimeler tıpkı gözlükler gibi netleştiremedikleri her şeyi daha da bulanıklaştırır. Yani gözlüğün kirli olduğu zaman ne yapıyorsun? Daha da kötü görüyorsun. Halbuki şöyle güzel bir şekilde neyle? Silmen lazım. Islak mendille ya da tişörtümüzün ucuyla. Harika, fark etmez. Bir şekilde temizleyeceğiz. Temizlediğimiz zaman daha iyi görüyoruz. İşte burada diyor ki, anlatılmak istenen açıkça ifade edemeyen kelimeler... Anlamayı zorlaştırır. Eğer bir şey böyle çok karış kuruşku anlatırsan kafa karışıyor diyor. LGS 2021'de yine ben romanımın kaderini değiştiremem sözüyle anlatılmak istenen nedir demiş. Burada yine paragrafa bakarak ilerlememiz gerekiyor. E, çünkü paragrafın öncesinde işte yazar diyor ki ona e, ya diyor işte kahramanlarından biri öleceği için çok üzülüyorum roman kahramanlarından. O da diyor ki yaşasana kardeşim romanı sen yazıyorsun diyor. O da ben romanın kaderini değiştiremem diyerek roman yazarı tasarladığı ana kurgunun dışına her çıkamaz demek istiyor. Yine 2020'de çıkan bir soru. Bu metinde sanatçının evet benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı sözüyle anlatmak size hangisidir? Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserler için zihirlerine hazırlık yaparlar. Bak şimdi düşüncelerin üzerine kar yağmak deyince şöyle düşünelim. Ee, kışın kar yağdıktan sonra ne oluyor Tonguç evladım benim? Karlar eriyor yine baharlar geliyor. Harikasın gerçekten alkışlamak istiyorum seni. İşte burada da onu anlatıyor. Yani karlar yağıyor ama sonrasında ilkbahara doğru karlar eriyor ve çiçekler açıyor. Bu da öyle diyor ki böyle kar yağmış gibi dursa bile yeni eserler için zihnimde hazırlık yapıyorum demek istiyor. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi yine 2018'de pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sözüyle anlatılmak senen ne olabilir diyor. Mesela çevresine giderli iletişime kapalı olmak bu olur mu? Evet hocam olur. Öyle değil işte. Buradaki metne bakarak ilerlemen gerekiyor. Çünkü metinde geçen dediği için cümlenin anlamını metne göre değerlendirmemiz gerekiyor Tonguç'um. Burada doğru cevap mesela sanattan yoksun bir hayat sürmek. Çünkü burada sanatçılarla alakalı bir metinden bahsediyor. Yine e, birleştirilmiş hali nedir şeklinde sorular veriyor. Mesela bu da 2022'de gelen bir soru. Bir iki üç cümle verdiler. Üç cümlenin içerisindeki ifadelere dikkat etmen gerekiyor Tomuçum. Yani burada 17 bin diyorsa, 1931 diyorsa, deniz kabuğu diyorsa, Fransa'da diyorsa bu kelimelerin hiçbir eksik olmaması lazım birleştirdiğinde. Ya da işte 2021'de Tesla'nın bulduğu dalgalı akım Edison'un önceden keşfettiği doğru akımdan çok daha üstüne diyerek bir cümle söylemiş. Sonra başka bir şey daha vermiş. Bunların her ikisini tabii cümleler devam ediyor biz hepsini almıyoruz. Burada da yine Tesla, Edison, doğru akım, uzun mesafe, tellerin her bir şeyin eksik olmadığını kontrol etmen gerekiyor. Ya da 2020'de Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Kartepe Kayak Merkezi, bak bunu iki defa kullanmana gerek yok. Kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akını ha Kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akını uğrayan Kartepe Kayak Merkezi, bıdı 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 diye devam edebilirsin mesela. Bunu birleştiriyorsun, bu kadar basit yapıyorsun. Şimdi... Ya da koşun anlamı vardır diye sormuş. Koşul anlamında neye dikkat ediyorsun? sormuş evladım? ya. Harikasın. S, Sesa. Çalışırsan kazanırsın. Ve hatta işte ...meddin metnin dil ve anlatım ile alakalı soru sorup işte tanımlama, e, işte örneklendirme, açıklama dediği gibi öznel ifadelere yer verilmiştir de diyor. Bunun ne olduğunu şimdi birazdan söyleyeceğiz. Öznel ifade içerisindeki cümleye bence ekleyebileceğimiz ifade. Mesela diyelim ki bu kalem siyah renktir dersen bu nesnel cümle oluyor. Neden? Çünkü yani bu bir yorum yok. Burada diyor gerçekten kalem siyah renk. Ama bu kalem güzeldir dersen bu özel cümle oluyor. Niye? Çünkü bence güzel. Sana göre güzel olmayabilir. Veyahut hatta işte bu çay e, soğuk. Şimdi soğuksa soğuktur. Ama bu çay çok lezzetli dediğinde bu özel bir cümle oluyor. Niye? Çünkü bence lezzetli. Dolayısıyla özellik kişisel düşünce içeren cümle oluyor. Bence kişisel düşünce içeren cümleler özlem cümle oluyor. Tonguç Ela Hanım benim. Bunların hepsini birazdan tamamlayacağız. Aynı şekilde metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam hangisidir diye eleştiriyi, varsayımı, öneriyi yani diğer adıyla tavsiyeyi ya da ön yargıyı bizlere sorabiliyorlar. İstersen gel. Şimdi bunların ne olduğunu hemen güzel bir şekilde anlatalım. Birincisi, özel cümle, kişisel cümle. Bunu zaten 5'te, 6'ta, 7'de gördük. Nesnel cümle ise yorum katılmamış cümle. Bak, yorum olmayan genel geçer cümle, yorum olmayan cümle. Mesela diyelim ki bu kalem kutusunda, işte bu kalemlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kalem var diyorsan bu nesnel cümle. Niye? Hiç yorum katmadan söylemişsin. Ve doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir bunun. Bak nesnel cümleler kanıtlanabilir de Bak yazıyorum buraya kanıtlanabilir. Ama bu kalemler çok güzel dediğin zaman bu öznel cümle. Niye? Bence güzel kişisel düşünce içeriyor ve güzelliğini kanıtlayamazsın. Yani neye göre kanıtlayacaksın ki? Ölçemezsin, tartamazsın. Yani bilimsel bir şey değil. Dolayısıyla bu kanıtlanamaz olduğunda bilmemiz gerekiyor. Amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir amaç, bir hedef, bir gaye var tonguç'un. Mesela diyelim ki senin amacın nedir? LGS'de başarılı Peki, olmak. Peki bunun için ne yapıyorsun mesela? Çok çalışıyorum. Harikasın bak. LGS'de başarılı olmak için çok çalışıyorum. Amaç var, istek var, hedef var. Daha başarılı olmadı belli değil. Bak, sonuç belli değil. Ama bak sonuç belli olması için şöyle soru işareti koyuyorum. Ama bir isteği var, bir hedef var. İşte seni göreyim diye geldim. Daha görüp görmediği belli değil. İşte e, başarılı olmak için gayret gösteriyor. Bak başarılı olup olmadığı belli değil. Dolayısıyla bu tarz cümleler hep amaç sonuç cümlesi oluyor Tonguç'um. İstek hedef olacak. Ve cümlenin içerisinde de böyle amacıyla havasını hissedersin yani. LGS'de başarılı olmak amacıyla çalışıyor. İşte LGS'de başarılı olayım diye çalışıyor. Neden sonuç cümlelerinde ise olan olmuş biten bitmiştir. Olmuş. Yapacak bir şey yok. Olan olmuş biten bitmiş. Yani bir sebep var ve bunun sonrasında sonuç var. Mesela kar yağdığından yollar kapandı. Çalışmadığından yazıldan düşük not aldı. İşte çay döküldüğünden kağıttaki yazılar bozuldu. İşte kontrolü bittiğinden arayamadı. Arayamamış artık. Olan olmuş biten bitmiş. Bak ama sonuçta daha sonuç belli değil. Ama neden sonuçta sonuç belli koşulu zaten söylemiştik. Varsayım cümleleri ise tut ki, varsayalım ki, diyelim ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi cümlelerle olur. Mesela bir varsayım cümlesi söyle. Tut ki söyle. karnım acıktı, anneme küstüm. Vay, Sezen Aksu'nun şarkısı diyorsun. Evet, tut ki bak, tut ki. Tut ki yani öyle olduğunu düşünelim, öyle olduğunu kabul edelim demek. Diyelim ki Tonguç, LGS Türkiye birincisi oldu. Mesela bir yorum daha varsayım yani. Anlatabildim mi? Daha belli değil. Tahmin cümlesi de ise bir olasılığı Tahmin cümlesinde ise bir konu hakkında fikir beyan ediyoruz. Diyoruz ki mesela bu öğrenci başarılı olabilir. Bu yarın buraya gelebilir diye tahmin ediyoruz. Bunu zaten günlük hayatımız yapıyoruz. Ön yargı olumlu ya da olumsuz olabilir. Bir kişi, bir olay, bir durum hakkında bu kesin böyle. Mesela bu film kesin izlenmeyecek diyorsun. Bu olumsuz ön yargı. Bu kesin derslerine başarılı olamaz diyorsun. Olumsuz ön yargı. Bu filmi kesin çok izleyecekler diyorsun. Bu olumlu ön yargı. Yani ön yargı esasında iyi bir şey değil. İnsanlar hakkında, olaylar hakkında, kişiler hakkında ön yargılı aramak bizi sıkıntıya sokabiliyor. Pişmanlık keşke kelimelerinin olduğu yerlerde oluyor genellikle. İşte yaptığım bir şeyden dolayı bir pişmanlık duyuyorsun ve keşke çalışsaydım, keşke ödemi yapsaydım, keşke seni önceden görseydim gibi ifadeler söylüyorsun. Yakınma şikayet, yakınma şikayet. Sistem ise karşındakine şikayet. Mesela diyelim ki e, ben diyorum ki ya çöpleri hiç toplamıyorlar diyorum. Bu yakın oluyor şikayet. Ama senin karşında sana diyorsam ki Tonguç neden çöpleri toplamıyorsun diyorsam bu sistem oluyor. Anlaştık mı? Tasarı plan kurmak. Mesela bu hafta sonu 7'den 8'deki ödevlerimi bitireceğim diyorsan bu tasarı oluyor. Hayıflanma üzülme anlamına geliyor Tonguç Eladı benim. Azımsama sayısal olarak bir şeyi az bulma. Tamam Az buluyorsun. Mesela ki maaşını az buluyorsun ya da işte aldığın sınav sonucunu az buluyorsun. Küşümseme değilse direkt aşağılama var bak. Aşağılama var aşağılama. Yani sen mi kazanacaksın LGS'yi diyorlarsa burada sana küçümseme yapıyorlar. Azımsama değil. Azımsama ölçülebilir şeylerde oluyor. Bak buraya yazalım. Azımsama şuraya yazalım yanına şöyle parantez içerisinde. Ölçülebilir şeyler de oluyor. Aşamalı durum gittikçe artan ya da gittikçe azalan şeyler. Mesela her geçen gün ...netlerim artıyor. Her geçen gün boyumuz Evet bu da olabilir mesela. Bu da yine bir aşamalı durum. Kanıksama işi artık bir şey artık... ...beni sevdim. Tamam yapacak bir şey yok. Mesela Tonguc'un... ...kötü esprilerini kanıksadık gibi mesela sallıyorum. Öneri tavsiyede bulunmak... ...bu LGS'de sorulmuş. Yatsıma... ...inkar etme. Yani... ...diyelim ki Tonguc'un... ...zeki bir insan olduğu... ...yatsınamaz. Yani inkar edilemez. Veyahut da işte burada kalem... ...olduğu yatsınamaz. Yatsın, inkar. burada kalemler... ...var yani. Üslup... ...yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. Yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. İçerik ise yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabı. İşte diyelim ki yazar Anadolu insanı anlatıyor dersen bu içerik oluyor. Yazar akıcı bir dille, sade bir dille anlatıyor dersen bu üslup oluyor. Olasılık zaten bir konu hakkında ihtimal bildiriyorsun. Olasılığın diğer adı da ihtimal. Tonguç benim. Karşılaştırmada daha, en, kadar gibi ifadeler kullanarak diyorsun ki bu böyledir, bu daha böyledir. Veyahut da bu böylesi şu ise şöyledir. En çalışkan budur şeklinde karşılaştırma yapıyorsun. Azımsamayı zaten yazmıştık. Azımsamak için seni burayı iki defa yazmışız. Kesinliği zaten söyledik. Yani kesin kesin çıkarabilecek ifadelere bakıyoruz. Benzetme, eleştiri, benzetmede gibi ifadesi ve aynı zamanda andırıyor ifadesini dikkat edeceğiz. İşte ev yaşlı bir teyzeyi andırıyor mesela. Diyelim ki veyahut da annemin dişleri inci gibi dediğin zaman benzetme yapmış oluyorsun. Eleştiri de yine olumlu ya da olumsuz olabilir. Bir konu hakkında bir kişi hakkında değerlendirme yapıyorsun. Öz eleştiri ise kendini eleştiriyorsun. Mesela bir öz eleştiri yapar mısın Ongurçuk? Ben gerçekten tembelim hocam. Çok güzel. Burada kendini yani özünü eleştirdin. Öz çekim gibi yani çekim fotoğraf çekmesi öz çekim kendini çekmek gibi selfie gibi yani. Örtülü anlamda da bir cümlenin içinde başka bir anlam daha olmasa. Az önce demiştik ya neydi mesela diyelim ki bu kalem de yazmıyor dediğimizde burada yazmayan başka kalemler anlamında çıktığını söylemiştik Tonguç Ela Şimdiden LGS yolculuğunuzda zile giden yolculukta hepinize başarılar diliyoruz. Ödülü sorumuz. Yorumlara yazdığınız için bakalım. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.